Evet, kaydımızı başlattık. Doğru mu? Tamam. Problemler konusunun 3. ve son dersiyle karşınızdayız. Bugünkü sözümüz biraz yürek yakıyor. Hayat diyoruz, acımasız bir öğretmendir. Şöyle yapalım. Önce sınav yapar, sonra ders verir diyoruz ve sayı problemleri 3. dersimize başlıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz biz aslında bu derslerde? Bu derslerde soru çözüyoruz. Farklı bir şey yapmıyoruz. Çünkü neden? Çünkü biz konuları zaten anlattık. Doğru mu? Yani biz sayı problemi konuları zaten size ne yaptık? Anlattık. Burada da ilaveten kendi insanlığımızdan denklemini sınav anında kuracağınız. Bak burası önemli. Bak buralar önemli. Denklemini sınavda kuracağınız problemler çözüyoruz. Yani bunlar kalıplaşmış problemlerin biraz daha dışında. Bakın ben bunu şu anda 5 defa yaptım. 1, 3 tane Instagram dersi yaptım. Doğru mu? 1, 2, 3. Geçen hafta pazar yaptım. Dün yaptım. Bugün yapıyorum. 30 soru yapar. Yavaş yavaş. Her ders 40 dakika, 45 dakika sürdü. 2, 2 tane de şu anda soru çözüm videom var. Doğru mu? 12'şer soru da orada var. 52 soru yapar. Ne yapar? 52 mi yapar? 24, 54 soru yapar. Bir tane daha soru çözüm videosu çekeceğim. 3. video 12'de orada olacak. Yaklaşık 66 tane konu anlatım dışında ilave soru çözmüş oldum arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Siz de olabildiğince fazla soru göreceksiniz. Bu dersi şu an dinleyeceksiniz. Ders dinleme şöyle olmaz. Ben yazayım sen yaz. Ben yaz öyle değil. Dersi dinleyeceksin. Sonra soruları sen çözeceksin. Bak cümleme dikkat, tekrarlıyorum. Dersi dinleyeceksiniz. Sonra soruları siz kendiniz çözeceksiniz. Bak tekrar tekrar söylüyorum. Tamam? Başlayalım. Mehmet kardeşimiz elindeki leblebileri kardeşle eşit olarak paylaştığında her birinin 16 leblebi düşüyor. Bak Mehmet de var. Bir de Mehmet'in kardeşleri var. Doğru mudur? Tamam. Her birine kaç leblebi? 16 leblebi düşüyor. Şimdi toplam leblebi sayısını biz nasıl buluruz mesela burada şu anda? Mehmet'in kaç tane kardeşi olsun diyelim? X tane kardeşi olsun. Doğru mu? Mehmet de bir kişi değil mi? Evet. O zaman toplamda kaç kişi var diye sorarsanız mesela şu anda elimizde X artı bir kişi var. Bak bu önemli. Şu bir kişi kim? Bu bir kişi benim bu. Mehmet. Doğru mu? Tamam. Eğer demiş Mehmet kendisi leblebi almayıp kendi leblebi almıyor. Bütün leblebileri kardeşten eşit olarak paylaştırsaydı kardeşlerinin her birine 4 leblebi fazla düşecekti. Bakın bu cümle önemli. 4 leblebi fazla nasıl düşer? Bakın 4 leblebi fazla nasıl düşer? Olay şöyledir burada. Normalde 16 leblebi düşmüyor mu? 4 leblebi fazla düşmüyor mu? Evet, 16, 4 daha. İkinci durumda kişi başına 20 leblebi düşüyor. Bak bu önemli. İkinci durumda kişi başına 20 leblebi düşüyor. Leblebi de hesap makinesine yazardık. Hatırlıyor musunuz? 780'i falan yapardık. Peki ikinci durumda ne yapıyor Mehmet? Bak çok önemli bir cümle var. Eğer demiş Mehmet kendisi leblebi ne yapmıyor? Almıyor. O zaman ikinci durumda burada x kişi var. Mehmet yok. Ve toplam leblebi sayısı ne yapmaz? Değişmez. Aynı kalır. Peki başlangıçta kaç leblebi? 16. O zaman denklemi kuruyorum. Hazır mısın? Başlıyorum bak şimdi. 16 çarpı evet x artı kaç? 1. Eşit olması lazım neye? 20 çarpı x'e. Bu yazdım anlaşıldı mı? Bak önemli burası. 16 tane leblebi dağıtıyoruz başta kişi başına. Doğru mudur? X tane Mehmet'in kardeşi var. Bak kalp tarikatı gene başladı. Şu kalpten vazgeçin ha. Benim canımı sıkmayın. Kalbe basmayın ya. Ben anlatıyorum ders zaten. Dersine bak şu an. Hiçbir şeye uğraşmayacaksın. Telefonu koyacaksın. Anladın mı? Çayını alacaksın. Arkana yaslanacaksın ya. Pijamanı ayağını uzatacaksın. Bu kadar. X kişi kardeşti. X kardeş sayısı. Bak önemli burası. Bir kişi de Mehmet'ti. İkinci de Mehmet kendisi leblebi almadığı için X kişi kaldı. Kardeşi yok. Bu denklemi eşitleyeceğiz. Birkaç çözüm yolu var. Bakın direkt dağıtabilirsiniz. Çok zor olmaz. İsterseniz 16 ile 20'yi bölebilirsiniz. Problem yok. Bakın 16'yı 4'e bölerseniz 4 gelir. Bunu 4'e bölerseniz 5 gelir. Şimdi dağıtsak daha kolay olur. Şurada çizerek anlatalım. Karışmasın. 4x artı 4 eşittir. Kaç x olmuş oldu? 5x oldu. 4x karşıya mı geçti? Evet. 4 eşittir 5x eksi 4. Bak ben erinmeden şunu yazıyorum. Bak derste görüyorum ön lisans derslerinde. Bu hafta özellikle problemi bu konusundayız. Adam yazmıyor. Sonra yanlış yapıyor. Ay hocam vay hocam. Bak isim vermek istemiyorum burada. Onlar şu an kendini biliyor. 4x kaç çıktı? 4. Bulduğumuz şey neydi arkadaşlar? Mehmet'in kardeş sayısıydı. Zaten sorduğu şeyde Mehmet'in kaç kardeşi vardır demiş. Cevap 4'tür. Anlaşıldı mı? Eğer Mehmetgil kaç kardeştir deseydi cevap 5 olurdu. Mehmet'i de saymak zorundaydık. Bilginiz olsun. Evet devam ediyoruz. Bakın bu da çok güzel bir soru tarzı. Burada da zorlanabiliyorsunuz. Anlatayım ben şimdi size. Beril bir kitabı her gün bir önceki gün okuduğu sayfa sayısı 2 katı kadar fazla. Bak çok önemli. 2 katı kadar fazla. Arkadaşlar bir soruda 2 katı kadar fazla demek yazıyorum 3 katı demek. Bak bu önemlidir. 2 katı kadar fazla kelimesinin Türkçe meali 3 katı demektir.
Dedim, anladınız mı? Bak çok önemli burası. İki katı kadar fazla demenin Türkçe meali anlamı üç katı demektir. Niye hocam? Şimdi bakın, sayı x olsa mesela, iki katı fazla demiş. Yani x 2x kadar daha fazla olacak. O zaman kaç x olacak burası? 3x olmuş olacak. Sonra 3x, 3x 2 katı kadar, yani 6x kadar fazla olacak. Ne olacak burası? 9x olmuş olacak. Mantığı anladınız mı? Ama 2 katı kadar deseydi, yani buradaki şuradaki fazla kelimesi olmasaydı, o zaman şöyle olacaktı. X, 2x, 4x olacaktı. Bakın bu iki ayrımı yapalım. Cümlemi tekrarlıyorum. 2 katı kadar fazla demek 3 katı demektir. 3 katı kadar fazla demek 4 katı demektir. 4 katı kadar fazla demek 5 katı demektir. Anlaşıldı mı? Fazla kelimesi bir kat daha ekliyor soruya. Bilginiz olsun. Ve bu kitabı bu adam ne yapıyormuş? Şuraya silebilirim artık. Anlattım zaten. Bu kitabı bu adam ne yapıyormuş? Ne yapıyormuş? Şuraya bir sileyim bir saniye. 4 günde bitiriyormuş. Doğru mudur? O zaman bak, birinci gün. Birinci gün iyi izle. X okuyor. İkinci gün 2 katı fazla. Yani 3x okuyor. 3 katlı. Doğru mu? Üçüncü gün 3 katlı. Yani kaç x soruyor? 9x soruyor. Dördüncü gün söyle. Evet, ne oldu? 27x oldu. Doğru mudur? Tamam. Ve benim üçüncü günün sonunda ne kadar kitap okuyor? 221 sayfa. Üçüncü günün sonu burası, bakın şurası. Şu üçünü toplayacaksınız. Yani ne yapacak? 13x yapmış olacak. Eşittir kaç? 221. Bu 213 nasıl bölünür? Normal bölünür. Bakın size Türkiye'deki en kolay bölmeyi anlatayım mı? Bak, bunu da herkes vermez. Beni bilenler bilir zaten. 221, 11'e, 13'e bölerken şöyle bir düz çizgi, böyle bir yatay çizgi çiziyorsunuz. Şöyle bölüyorsunuz. Her şeyin kolay yolunu aramayıp benim canımı sıkmayın. Anlaştık mı? 1, 2, 13, 13 çıkardım. 91. Ben 91 sayısını çoğu dersimde söyledim. 91 dedim, özel bir sayıdır. 91 sayısı 7 çarpı kaçtır? 13'tür. Bileceksiniz. Hatta ben dedim ki 111 sayısında bilin arkadaşlar. Nedir o? Ne 111 kaçtı? 3 çarpı kaçtı? 37. Bu sayıları bilin. İşinize yarar. Bak, yaradı burada. 7 kere 13 kaç yaptı? 91 yaptı. Demek ki x sayımız kaçmış diyoruz? 13'müş diyoruz. X'i bulduk mu? X'i bulan Müslüman soruyu çözer. Soru ne? Okuyorum. Bak şuraya çizeyim. Bu kitap kaç sayfadır diye sormuşuz. Bu kitap toplamda şu kadar sayfa. Bunların toplamı kadar sayfa. Doğru mu? Zaten 9, bak x, 3x'de bir de 4x var. 4x, 9x daha 13 yapar. 13, 27 daha 42. Kitabımız bizim arkadaşlar 40x sayfadır. X'i kaç bulmuştunuz? X'i nerede? 13 şurada. 13 buldunuz. 40 çarpı 13'ün cevabı ne yapar? Aha, işleme hatası mı yaptı? 17, 17. Tamam, şaka yaptım. Şaka, pardon. Tamam, şimdi yazmışsınızdır kesin soru cevabı. Yazma, tamam. Yazma. 17 değil mi? 40 çarpı 17 ne yapar? 680 yapar. Cevap da Edirne çıkar. Anlaşıldı mı? Hikayemiz bu. Bak, gayet de bence güzel bir sınav sorusu olur. 2 katı kadar fazla kelimesinin 3 katı olduğunu lütfen artık idrak edelim arkadaşlar. Lütfen, rica ediyorum. Allah rızası için. Tamam? Ama sadece 2 katı deseydi, fazla demeseydi, o zaman x, 2x, 3x, 4x, pardon, x, 2x, 4x, 8x diye gideceğiz. Anlaşıldı mı? Bilginiz olsun. Şurayı sileyim. Tamam. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Oturmaya gelmedik. Bir kitapçı demiş. Üçlü sordum burada ben. Birim fiyatları. Bakın çok güzel sorularımız var. Yine son, özellikle son bir sorumuz var ki gerçekten lokum. Bak, dersin sonunda lokum yemeyi unutmayın. Gerçekten lokum gibi bir sorum var. Son soruyu bıraktım. Çok güzel. Bir kitapçı birim fiyatları 8 TL, 10 TL ve 15 TL olan kitaplardan toplam 20 tane. Biz bunun ikilisini çok çözüyoruz. Doğru mu? Hatta en son Galeste de çıktı biliyorsunuz. Sele soru çözdük zaten. Üçlü çıkmış, tamam. Ama burada bir şey genelde verir. Demiş ki bak, 10 TL'lik ve 15 TL'lik kitaplardan aynı sayıda satmış. Bak, soru şu anda bitti bizim için. Niye? Şimdi 8 TL'lik kitaplardan, 10 TL'lik kitaplardan var, bir de 15 TL. Doğru mudur? Ve demiş ki 10 TL ile 15 TL kitap sayısı eşit. O zaman arkadaşlar 10 TL kitap sayısı x olsun, x tane olsun. 15 TL kitap sayısı da x tane olmuş olur. Anlaşıldı mı? Peki toplam bizim kaç kitabımız vardı? Kaç kitap satmıştık? 20 tane. O zaman buna başka bir bilinmeyen vermemek için 20'den x ve x, yani 2x'i çıkarıyorsunuz. Bakın şu yazdığım 20-2x kısmına dikkat edelim lütfen. Olur mu? Bu kısım önemli. Tekrarlıyorum. Başka bir, yani yeni bir bilinmeyen vermek istemiyorsanız, yeni bir bilinmeyen vermeyecekseniz, o zaman nasıl yapacaksınız yani? Buradan 20 sayısından 2x'i çıkar. 2x nereden geldi? 1x buradan, 1x de buradan gelmiş oldu. Anlaşıldı mı? 2x'i çıkardık. Peki biz toplamda buradan ne kadar para kazandık? 196 TL'limize para geçti. Değil mi? Çarpıyoruz şöyle, çarpıyoruz şöyle ve çarpıyoruz böyle ve bunların toplamlarını 196'ya ne yapıyoruz? Eşitliyoruz. 8 çarpı, bak yazıyorum, normalde yazmam, direkt çarpmam lazım. 2x artı 10 çarpı x artı, evet,
15 çarpı x eşittir kaç? 196. Doğru mudur? Dağıtalım, 160. Hep beraber yapalım bunları. Eksi 16x artı şu ikisini toplayarak artık bir şey olmaz. 25x yapar. Doğru mu? Eşittir kaç? 196. Şurayı çizelim. Devam edeceğiz. Durmak yok. Ne oldu şimdi? 160 duruyor. Acele etmeme gerek yok. Artı 9x. Bir sınır yok Instagram'da. Sen de zaten işin yok. Var da işte işin bu şu anda, sen ders dinleyeceksin. 9x eşittir 196. Bak şunu yazmayan tarikatlar bir gün kaybetmeye mahkumlar. Bak şurası. Yani bu karşıyı atarken şuraya yazmazsanız bir gün işlem hatası yapmaya mahkumsunuz. 10 soruda yapmazsınız. 11. soruda mutlaka hata yaparsınız arkadaşlar. Kesinlikle yaz. Bakın ben de çok hata yapıyorum biliyorsunuz. O yüzden ben de artık yazmadan yapmıyorum yani. X de buradan kaç oldu yani? 4 olmuş oldu. Bir şey bulunca bir ne yapmıyoruz? Hep beraber ne yapmıyoruz? Bir, heyecanlanmıyoruz. Heyecanlanma. İki, neyi bulduğunuz değil. Neyi bulduğunuz değil. Neyi sorduğu önemlidir. Anlaşıldı mı? Neyi bulduğunuz değil, neyi sordu. Ne sormuş bize? Okuyalım. Kitapçı 8 TL'lik kaç kitap satmıştır? 8 burada. Bakın neyi soruyor yani? Sarı kısmı soruyor. 20-2x soruyor. X'i 4 buldunuz. Şurada x yerine 4 yazalım. Yani 20-2x 4 8 yapar. Cevabımız kaç gelmiş olur? 12. Cevap Edirne çıkar. Anlaştık mı? Bence gayet güzel bir soru tarzı. Üçlü olunca genelde şu ikisi arasında, iki tanesi arasında bir bağlantı genelde kuruyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim bak. Şu ikisi arasında bağlantıyı genelde ne yapıyor? Kuruyor. Bilginiz olsun. Vallahi çok güzel sorular koydum. Anlatması biraz gerçekten zor ama anlatacağım yani. Güzel sorular koyduğumu düşünüyorum bak. Mesela onlardan bir tanesi bu. Bir pastanede 50 gram un ve 20 gram peynir kullanarak bir poğaça yapılıyor. Bakın bu önemli. Poğaça kaç, nasıl yapılıyormuş? 50 gram un, 20 gram peynirle yapılıyormuş. Tamam. 40 gram un ve 30 gram peynir kullanarak bir börek hazırlanıyor diyor. Onu da yazalım yanına. Şöyle yapalım. Börek nasıl yapılıyormuş? 40 gram unla hazırlanıyormuş. 30 gram da neymiş? Peynir hazırlıyormuş. Tamam. Yani verilenler bunlar yani bize. Tamam. Ne demiş peki soru? Demiş ki bu pastanede servis eden bir kahvaltı tabağında 2 poğaça, 1 börek bulunuyor. Bu pastanede buna göre 1 kilogram un, 600 gram peynirle en çok kaç kahvaltı tabağı hazırlanır demiş. En çok demek yorum yap demek. Demek ki bu işin birkaç ihtimali var. Çok dikkatli olun. Şimdi arkadaşlar biz şu anda sizinle beraber gelin akşamın saat kaçında? 22.24'ünde saatime bakayım şunda, saatinde şöyle dursun. Evet. Ne yapalım? Bir kahvaltı hazırlayalım. Şimdi kahvaltı 2 poğaça mıydı? Evet. Şimdi bir poğaçada kaç gram un var? 50 gram. O zaman 2 poğaçada kaç gram un olur? 100 gram un olur. 100 gram un olur. Doğru mudur? Ne kadar peynir var o zaman? 40 gram. 2 ile çarptım. Burayı anlamayan var mı? Bakın 2 ile ne yaptım? Niye çarptım? 2 poğaça varmış kahvaltı tabağında. Burası tabak. Doğru mudur? Peki ne kadar börek var? Bir börek varmış. Börek belli zaten. Bunda 40 gram un var börekte. 40 gram un var. Burada ne var? 30 gram peynir var. Doğru mudur? Bunları toplarsak, kahvaltısı yapıyoruz şu anda beraber. Burası ne oldu? 140. Demek ki bizim toplam kahvaltı tabağımızda 140 gram unumuz var. Doğru mu? Un lazım yani bir kahvaltı tabağı için. 70 gram da ne lazım? Peynir lazım. Tekrarlıyorum. Kahvaltı tabağı için demek ki 140 gram un lazım. 70 gram da ne lazım? Peynir lazım. Her kahvaltı tabağı için. Anlaşıldı mı? Şimdi en çok yorumu nasıl yapacaksınız? En çok şöyle yapacaksınız. Niye en çok demiş? En çok demiş ki şu mantığı şu. Şunların kullanabildiğin kadarını kullan demek istemiş. Yani unun tamamını kullan gerekirse, ama kullandığın una karşılık acaba peynir kullanabilecek misin? Yorum burada. Veya peynirin tamamını kullan ama kullandığın peynire karşılık acaba un kullanabilecek misin demiş. Buradaki temel mantık bu. Peki hocam bunu nasıl yapacağız? Bak şimdi sağ tarafa iyi bakın. Şu sağ tarafa yazacağım burayı. Siyahla yazayım. Elimizde 1000 gram un var. Doğru mu? 1000 gram ne var? Un var. Şimdi bunu getirin. Bakın un kaç gramdı bir kahvaltı? 140 gram. Doğru mu? 140'a bölün. Mantık böyle başlamak lazım. Niye? 1000 gram undan en fazla kaç gram poğaça yapabiliriz diye bakıyorum şu anda. Doğru mu? Bölülü veya poğaça veya börek yani. Bölersem kaç çıkar? 7 mi çıkar? 8 mi çıkar? 7 çıkar değil mi? 7 evet. 980 yapıyor. Evet. 20 gram un kalıyor. Ona bir şey yapamayız. O zaman biz eğer 1000 gram unu, ya 1000 gram undan 7 tane ne yaptık şu anda? Poğaça ve börek için un kullanabildik. Yani 7 kahvaltı tabağı. Peki bu 7 kahvaltı tabağı acaba peynir için geçerli mi? Bakın elimizde kaç gram peynir vardı bizim? 70 gram. Doğru mudur? 70 gram peyniri 7 ile çarparsak ne yapar?
Bu bir kahvaltı tabağı için ya. 490 gram yapar. Peki elimizde bizim 490 gram peynir var mı? Var. Hatta ne kadar var? 600 gram var. Doğru mudur? Hatta hocam daha çok peynir var ama un kalmadı kardeşim. Anlaşıldı mı? Yani kahvaltı tabağı için un da gerekiyordu. O yüzden bu 7 sayısı bizim için maksimum sayı oldu. Cevap Bursa çıktı. Şimdi çok direkt çıktı gibi oldu değil mi şu anda soru? Hoca biliyordu. Evde hazırlanmıştı. Pijamasını giyerken bu soru zaten düşünmüştü diyebilirsin. Anlatacağım. Önce burayı anladık mı? Tekrarlıyorum. 1000 gram unu niye 140'a böldüm ben? Anladınız mı burayı? Çünkü dedim ki 1000 gram undan acaba bu adam kaç gram kahvaltı, yani kaç kahvaltı tabağı yapabilir? Çünkü bir kahvaltı tabağı 140 gram una denk geliyor. Anladınız mı demek istedim? O yüzden burada onu böldüm. 7 kahvaltı tabağı oldu. Acaba dedim bu 7 kahvaltı tabağına gerekli olan peyniri var mı? Kullanabiliyor mu? Baktım var. 490 gram yapıyor. Elimde 600 gram peynir var. Şu an elimde benim ne kaldı? 20 gram un kaldı. 110 gram da peynir kaldı. Buna bir şey yapamam. Hocam peki tam tersi olsaydı bu olmasaydı bak ne olurdu o zaman bak. Burayı sileyim mi? Ama silersem dosya gider. Silmeyeyim de şuraya yapayım mı şuraya? Şuraya bir dinler misiniz şurayı? Şurası önemli. Burayı bir dinler misiniz? Bak, sol taraftayız. Şimdi kaçta? Elimizde 600 gram peynirden gidelim. Elimizde şu anda 600 gram peynir var. Şimdi 600'ü getirin bu sefer de peynirden gidelim. 70'e bölün. Görüyor musunuz? Peynirin tamamını kullanmaya çalışalım. Bu ne yapar? 8. 8 kere 560 yapar çünkü. 0 0 oldu. Burada da 8 tabak yaptık. Hocam, hocam daha fazla yaptık hocam diyebilirsiniz şu anda bak. Anladım doğru. 8 tabak var burada. Ama bu 8 tabağa karşılık da her tabakta ne kadar un vardı? 140 gram. Acaba 8 ile 140'ı çarparsak ne yapıyor? 1120 yapıyor. Arkadaşlar elinizde 1120 gram un yok. Elinizde en fazla 1000 gram un var. Dedim anladınız mı? Tekrarlıyorum. Elinizde şu anda 1120 gram unumuz yok. Elinizde en fazla 1000 gram ununuz var. O yüzden burası en son cevabı olamaz yani. Anlaşıldı mı? İkisini de deneyeceksiniz. Tekrar iki tanesini deneyeceksiniz. Hangisi oluyorsa cevap odur demeniz gerekiyor. Mantık burada budur yani. Tamam? Hangisi oluyorsa cevap odur arkadaşlar. Tamam? Peki devam edelim. Bak çok güzel bir sıra sorusu. Aslında ben sıra sorusunun temellerini size anlattım. Sıra sorusunun temellerini biliyorsunuz bence. Bu biraz daha zorlayıcı bir soru olsun dedim. Acaba öğrenci ne kadar zorlanır? Bu çok kaliteli oldu. Çözelim beraber. Bir sınıftaki sıralara kızlar ikişerli, erkekler üçerli oturduklarında bir sıra boş kalıyor. Tamam. Eğer kızlar üçerli, erkekler ikişerli otururlarsa üç sıra boş kalıyor. Tamam anladık. Buna göre bu sınıfta kız öğrenci sayısı vergi kaç fazla? Şimdi hem kız var sınıfta hem işler karışık. Peki ben sana bir soru soruyorum. Şimdi 20 kız varsa bu sınıfta örnek verelim mesela. Ve kızlar kaçarlı oturacaktı arkadaşım? İkişerli. Kızlar da ikişerli oturacaksa kaç sıraya otururlar? 20 bölü kaç gelir? 2. Bir şey mi oluyor? Bir dakika dur. Ne oldu? Bir şeyler yazıyorsunuz. Bakayım bir şey var mı? Yok işte bir şey yok yani. 5'i mi atladık biz soru olarak? Hayır. 6'ya geçmiş. Numara 6'ya geçmiş ya. Doğru. Yok sıkıntı yok yani. Sıkıntı yok. Ben 5'ten 6'ya geçmişim. Sonra tekrar ne yapmışım? 7, 8, 9, 10 yapmışım. Yani bir sorunun bir numara atlamışım ben. 5'in soru yokmuş burada. Silmişim yani. Nasip olmayacaksa demek ki olmuyor bazı şeyler. Evet 20 kız var. Neyse dönelim sorumuza. 20 kız var. Her sıraya kızlar ikişerli oturuyor diye bir cümle kurduk örneğin. O zaman 20 kızı ikiye bölersiniz. Burada toplamda kaç sıra olmuş olur? 10 sıra. Yani burada öğrenci sayısını kaçarlı oturuyorlarsa o sayıya bölmeniz lazım ki toplamda kaç tane sıraya oturduğunu bulasınız. Şimdi kız var erkek var. Toplam mevcut da belli değil. O yüzden bakın şöyle başlamak lazım soruya. Kıza X erkeğe Y denmez arkadaşlar. Kıza kız denir. Erkeğe erkek. Yani kıza K erkeğe E diyeceğiz. Bak şimdi iyi izle. Kızlar kaçarlı oturuyor ikişerli. O zaman kızları getirip ikiye bölüyorum. Bu kızların oturduğu sıra sayısı. Erkekler kaçarlı oturuyor üçerli. Erkeğe üçe bölüyorum. Bu da erkeklerin oturduğu sıra sayısı. Bu ikisini topluyorum. Toplam sıra sayısı. Ve bu durumda kaç sıra boş kalmış? Bak yazıyor. Bir sıra boş mu kalmış? O boş olan bir sırayı da eklersem şu an sınıftaki toplam sıra sayısını bulmuş olurum. Bak tekrarlıyorum. Kızları ikiye böldüm. Doğru mudur? Şu anda bu kızların oturduğu sıra sayısı. Erkekleri üçe böldüm. Bu da erkeklerin oturduğu sıra sayısı. Bir sırada boş var. Artı bir yaptım. Bu bana sınıftaki toplam sıra sayısını vermiş oldu. Eşittir diyorum. Sıra sayısı değişmez çünkü. Eğer kızlar üçerli. Kızı getirip üçe bölüyorum. Erkekler ikişerli otursaydı bu durumda da ne olacaktı? 3 sıra boş kalacaktı. Artı 3 yapıyorum bu sefer de. Bu da bana toplam sıra sayısını veriyor. Bakın bu tarafta toplam sıra sayısı, bu tarafta toplam sıra sayısı. Toplam sıra sayısı ne yapmaz? Bizde değişmez.
Anlaşıldı mı? Tekrarlıyorum. Toplam sıra sayısı değişmeyeceği için bu iki tane denklemin birbirine eşit olması lazım. Peki nasıl çözeceğiz bunu? Bence şöyle çözün. Daha mantıklı olur sanki. Şurada payda eşitleriz ama şunu da karşıya atsak daha güzel olur. Bak şu biri bu tarafa atın. Geçsin karşıya. Kız bu tarafa, erkek de bu tarafa geçsin. Yani şu olsun bak. Kız bölü 2 var. Değil mi? Eksi kız bölü 3 olsun mesela. Artı e bölü 3 var. Tamam mı? Eksi e bölü 2 olsun. Zaten payda bu bir de karşıya eksi 1 geçti. Burası da 2 olur. Bütün payda zaten 6 ile birleşir. Buraya 3 ile çarparsınız. Buraya 2 ile çarparsınız. Buraya 2 ile, buraya da 3 ile çarparsınız. Evet, çarptım. Bak ne oldu? 3 kız. İyi izleyin. Eksi 2 kız. Doğru mudur? Denklemler çözümlerini de bakın yavaş yapıyorum. Önemlidir. Kurmak kadar çözmek de önemlidir. Artı 2 erkek. Bak çarptım şurayı. Eksi 3 erkek. Paydaya geldim. Ne oldu? 6. Karşıda ne vardı? 2. Doğru mudur? Nasıl çözeceğiz peki? 3 kızdan 2 kız çıkarırsanız 1 kız kalır şurada. Görüyor musunuz? Şuraya yukarı yazayım. Kız. Artı 2 e var. Eksi 3 e var. Çıkarma işleminde eksi e kalır. Bölü 6'dır. Karşıda 2 var. 6'yı karşıya atarsak kızdan erkeğin farkı 12 gelir. Doğru mu? Yine burada aslında şu yorumu yaparsınız. Bu sınıftaki kız sayısı şu anda erkek sayısından kaç fazlaymış? 12 fazlaymış demeniz lazım. Anlaştık mı? Bak bu kısım önemlidir. Peki soru nasıl? Soru ne soruyor? Bak heyecanlanma. Zaten burada 12'yi sormuyoruz da bu sorunun Allah belasını versin. Buna göre bu sınıftaki kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısından kaç fazladır diye sormuş. Şu an duygulanmış olman lazım. Zaten bulduğumuz şey budur. Sen denklemi kurmak zordur. Bir de farklı bir şey sorarsa o da insanlık dışı olmuş olur. Anlaşıldı mı? Bakın şu denklemi anlamanız lazım. Şöyle niye ikiye böldük? Biri niye çıkarmadık ekledik mesela, doğru mu? Normalde boş kalansa da çıkarıyorduk ama bu farklı bir soru. Bunlar sıra sayısı. Oradaki öğrenci sayısıydı. Dikkatli olun bakın şu iki denklemin eşit olduğunu anlamanız lazım. Yoksa olmaz. Bir de lütfen kıza x erkeğe y demeye burada gerek yok. Kıza k erkeğe e derseniz çok daha rahat olur. Bilinmiyor çünkü. Biz x'i ne zaman kullanıyoruz? Şöyle bir soruda mesela kızların sayısı erkeklerin sayısının 5 katıdır diyorsa erkeğe x, kıza 5x diyoruz. Evet, devam ediyorum. Şimdi Sevgi ve Serkan'ın içinde bulunduğu bir toplulukta Sevgi'nin kız arkadaşlarının sayısı. Ben bunu bir yerde çözmüştüm böyle bir soru ama bir daha çözeceğim. Bakın bir bayanın, bir kızın şuraya yazayım. Bir kızın kız arkadaş sayısı k-1'dir. Yani kendinizi çıkarırsınız. Bir kızın erkek arkadaş sayısı direkt olarak e'dir. Doğru mudur? Bak. Erkek sayısı değişmez ama bir kızın kendi hemcinslerindeki arkadaş sayısı k-1'dir. Veya bir erkeğin, önemli bak bunlar, erkek arkadaş sayısı e-1'dir. Bir erkeğin de kız arkadaş sayısı k'dır. Anlaştık mı? Yani adam sana soruda bir erkeğin erkek arkadaşı diyorsa e-1 ama bir erkeğin kız arkadaşı diyorsa k yapacaksınız. Farklı cinste çıkarma yok. Ama aynı cinste çıkarmak zorundasınız. Bu sorularda genelde iki denklem kurulur. İki bilinmeyenle yapılır. Taraf tarafı topluma çıkarmayla sorun çözülür. Bakıyorum bak. Sevgi bayan. Bunu söylemeye gerek yok. Hocam Sevgi diye erkek var demeyin. Yakarım sizi. Serkan bizim zaten kantinci kardeşimiz. O da bizim canımız ciğerimiz. Serkan da erkek. Demiş ki Sevgi'nin, bak iyi okuyorum soruyu. Sevgi'nin kız arkadaşlarının sayısı erkek arkadaşlarının sayısından 3 eksiktir. Bakın. Sevgi'nin kız arkadaş sayısı nedir? Söyle, k-1. Doğru mu? Eşitmiş neye? Erkek arkadaş sayısından 3 eksik. E-3'e. Bakın ilk denklem bu. K-1 eşittir E-3. Doğru mu? Tamam. Bir denklem daha kuracağım arkadaşlar. O ne? Serkan'ın demiş. Bak Serkan'ın erkek arkadaşlarının sayısı, evet, kız arkadaşlarının sayısının, evet, 2 katından 4 eksik. Bu denklemi de kuralım altına. Serkan'ın arkadaşı, Serkan erkek değil miydi? Hemcins, yani erkek arkadaşların sayısı ne olur? E-1 eşitmiş neye? Kız arkadaş sayısının, yani K'nın 2 katından 2K, evet, eksi 4'müş. Anlaşıldı mı? Sorulan soru ne peki? Bu topluluk kaç kişidir? Adam sana yani neyi soruyor? K ile E'yi bul, bunları topla diyor. Bakın burada 2 bilinmeyenli, önemli buralar. 2 bilinmeyenli. Karşınızda iki tane denklem var. Biz bu denklemi her türlü çözeriz. Tekrarlıyorum. Şurada iki bilinmeyen iki denklem var. Biz bu denklemi her türlü çözeriz. Ama o yol size bağlı. Yani çok yolu var bunu çözmenin. Ben şöyle yapardım herhalde. Yanlış görmüyor. Bakayım doğru mu? Yani şöyle yapardım. Biri karşıya atardım burada. E eşittir ne olur? 2K eksi 4 artı 1 geçer. Eksi 3 olur. Yani E de 2K eksi 3 olduğu için getirirdim.
Bunu ilk denklemde yerine yazardım şurada. Görüyor musunuz? E'de. Yani k eksi 1 var ya hani e eşittir e eksi 3'te. Bunu yerine yazardım yani e'yi. K eksi 1 ne oldu yani? 2k eksi 3 eksi 3 mü oldu? Yani k eksi 1 ne oldu yani? Eşittir 2k eksi 6. K'yı karşıya 6 ile bu tarafa atmış olduk. 6 buraya artı geçti. K buraya eksi geçti. Onu da yazayım ya. 6 eksi 1 eşittir. O kadar yazdık şimdi. Ondan kaçmayalım. 5 eşittir ne oldu? K. Demek ki bu sınıfta kaç tane kız varmış diye soru sorarsa cevap 5'tir. Doğru mu? Erkek sayısını nasıl bulacağız? Çok 85 yolu var. Bir tanesini kullan. Ha, şunu kullan mesela. Getir. Ha, şu yani. Şunu da kullan. Aynı şey yani zaten. K'yı 5 buldunuz. Hatta şunu kullan. Bak görüyor musun? Şu daha rahatmış. Evet doğru. Erkeği oradan bulalım isterseniz. Yani E neydi E? Erkek 2K eksi 3 değil miydi? Şurada. K'yı 5 buldunuz. Yerine yazın. 10, 7 yapar. Demek ki erkek sayısı kaçtır? 7. Kız sayısı 5. Çizmedi pardon. Kız sayısı 5. Erkek sayısı 7'dir. 5 dedin toplamı kaçtır? Bakın 5 artı 7'nin toplamı da kaç gelmiş olur? 12 gelmiş olur. Cevabımız ne çıkar yani? Adana çıkar. Anlaşıldı mı? Şu kısım önemli. Şu var ya şu. Bu görünmüyor. Bununla çizmeyeceğim burayı. Siyah çizince görünüyor resim. Bak bu kısım çok önemli arkadaşlar. Tamam burayı iyi idrak edelim lütfen. Bu sorular genelde böyle çözülür. Denklem biraz karmaşık olabilir. O da nasip artık. Ne çıkarsa bahtınıza. Bakın çok güzel iki tane soru çözeceğim. Üç tane bak. Son üç sorum gerçekten çok kaliteli yani. Yani ÖSYM'nin tam biraz da zorlayacağı sorular. Çok dikkatli olmanız lazım. Ben de kendimi bir hazırlayayım. Şimdi bak. Ben çözerken de zorlanacağım çünkü. Dikkatli olalım. Anlatalım. Güzel anlatalım. Bir manav elindeki kirazların yarısını satıyor. Tamam. Kalanını da 1 kilogram bedava dağıtıyor. Çileklerin ise 3'te 1'ini satıyor. Kalanını da 2 kilogramını bedavaya dağıtıyor. Bu durumda manavın elinde toplam 17 kilogram kiraz ve çilek kalıyor. Manav kilogram satış fiyatları sırasıyla 2 TL ve 3 TL olan kiraz ve çileklerin satışından 34 TL gelir elde ediyor. Buna göre başlangıçta manavda bulunan çilek miktarı ne kadardır? Bak çok iyi dinlemeniz lazım. Bak şu sağa yapacağım sözümü. Şimdi kiraz... Çilek. Şimdi elimde başlangıçta ne kadar kiraz olsun? Bence kirazın yarısını sattık ya. Bir şeyin yarısını almak için o sayıya 2x diyelim. Bakın ben bunu çok kullanıyorum. Derslerde de kullanıyorum. Yani bir şeyin yarısını alacaksanız bu işin en mantıklı 2x'tir. Şimdi bu 2x'in iyi dinle. Yarısını sattı. Yani x'ini sattı. X de kaldı. Doğru mudur? Sonra 1 kilo ona bedavaya mı verdim? Tamam. O zaman kalan sayısı ne olur? X eksi 1 kaldı. Bak bir bedava ver. Bak, bu sattı. Bak bu sattı. Anlaştık. Bu da kalan. Kalan kiraz. Bir kilo bedava verdi. Bir kilogram. O da şu eksi birden geliyor. Tamam. Çilek için konuşalım. Çileği de şu başka bir renkte yapalım. Çilek hatta aynı renk şöyle yapalım. Çileklerin ise 3'te 1'ini satıyor. Doğru mudur? Bir şeyin 3'te 1'ini alacaksanız havaya girmeyin. Bir şey yok. Elimizde o zaman 3x çilek olsun. Doğru mu? Peki ne yaptık? 3'te 1'ini yani x'ini sattık. Bak. Pardon x olmaz özür dilerim y diyeceğiz. Eşit olduğunu ne biliyoruz? Pardon. 3y çilek olsun. Bilmiyoruz ha. Önemli. Bak burada çok önemli ha. Farklı bilinmeyen vermek zorundayız. 3x diyemeyiz. Y'sini sattık. Renk değiştireceğiz bir saniye. Y'sini sattık. Bak bu önemli. Bu satılan. Tamam mı? Ne kaldı? 2y kaldı geriye. Doğru mudur? Sonra 2 kilogramı bedavaya verdik. O zaman eksi 2 de buradan gitti. Şu da kalan çilek sayısı. Bu da kalan. Tamam. Doğru mudur? Peki ne demişti bize? Çok önemli. Bak buralar çok çok önemli. Çok iyi dinle. Bu durumda yani denklemi şu an daha iyi başladık bitiremedik. Manavın elinde toplam 17 kilogram kiraz ve çilek kalıyor. Bak şimdi. Kalanları toplam 17 eşitle. Kalanlar şunlar. Bir tanesi şuydu. Şu yeşille çizeyim. Şuydu. Bir tanesi de bu muydu? O zaman alta yapıyorum bak şuraya. X eksi 1 ile evet artı 2y eksi 2'nin toplamı kaç? 17. Burada hem eksi 1 karşıya hem de eksik karşı artı geçmez mi? O zaman elimizde x artı 2y eşittir 20 denklem var. Bak eksi 2 de artı geçti, eksi 1 de artı geçti. Doğru mudur? Bak burayı anlayın. Bu birinci denklemimiz. Burada şu an iki bilinmeyen var. Şimdi bir tane daha denklem kuracağım. Oradan sonra soruyu çözeceğim. Peki ne demişti bize? Manav kilogram satış fiyatları sırasıyla 2 TL, 2 TL kiraz sırasıyla demiş ya bak önemli sırasıyla. 2 TL ve 3 TL olan kiraz ve çileklerin satışından 34 TL gelir elde etmiştir. Peki ne kadar kiraz satmıştı bana? X kadar satmıştı. O da şurası. Bak sarılar şunlar. Y'ye kadar da çilek satmıştı. O zaman bir denklem daha kuruyorum bakın. 2 çarpı X artı 3Y eşittir 34. Anlaşıldı mı? Bakın iki tane denklemimiz var. Biri bu. Biri şu. Bir tanesi de bu olmuş oldu.
Bu iki denklemden iki bilinmeyen olduğu için x ve y'yi bulup olayı çözeceksiniz. Bakın şuraya yazalım. 2x artı 3y kaçtı? 34. Alttayım. X artı 2y kaçtı? 20 olmuş oldu. Doğru mudur? Ne demişti? Çilek miktarı y'yi sormuş. Görebiliyor musunuz? Bak başlangıçta bulunan, onu da dikkatli okuyalım. Ne sorduğuna bakalım ki. Çilek miktarı başlangıçta bulunan demiş. Görüyor musun? Yani sana şunu soruyor. 3y'yi soruyor. Y'yi değil. 3y'yi. Onu çizmeyecektik bu arada. 3y'yi soruyor bize arkadaşlar. Ne yapalım? Şuraya bence eksi 2 ile çarparsak x gider. Ama ben yine de yazacağım. Dikkatli işlem yapalım. 2x. Yani bu dersi şu anda yapmak için yapmıyoruz arkadaşlar. Bildiğin özel ders yapıyoruz yani sana. Eksi 2x eksi 4y eşittir. Eksi 40. Bak bu karşıyı çarpmaya utanlar oluyor bazen. Bunlara çok önemli bir tavsiyemiz var bizim. Unutmasınlar. Taraf tarafı topluyoruz. Şunlar birbirini götürür. Burası eksi y kalır. Eşittir. Bu işlem sonra eksi 6 gelir. Y de buradan kaç çıkar? 18. Y'yi bulduk. Ne 18'i ya? Uydurmaya ne diyorum ben? Ben var ya bazen çok iyi uyduruyorum. Bildiğiniz gibi değil. Y kaç çıkar? 6. Y'yi bulan Müslüman ne yapar? Getirip 3y'yi de bulur. Bize 3y'yi sormuştu. 3 ile getirip 6'yı çarparsanız cevap kaç gelir? 18. Cevabımız adına çıkar. Anlaşıldı mı? Gerçekten çok güzel ÖSYM tadında sorular. Evet, iyidir akademi lütfen. Bakın sayfa çok şiir gibi çözdüm. Şiir gibi görüyor musun bak? Şiir gibi şiir. 8 renk çözmüş. Evet, yine dikkatli olmamız gereken bir sorulardan bir tanesi de bu. Dikkat edelim şimdi beraber. Ece evine belli sayıda arkadaşını davet etmiş. Bilmiyoruz belli sayıda kim olduğunu ve her davetli arkadaşına 2 adet kurabiye düşecek kadar kurabiye hazırlamıştır. Arkadaşları için hazırlamış. Fakat davet ettiği arkadaşların yarısı gelmemiştir. Bak yine karşıma çıktı. Bak bu az önceki soruda vardı. Bir şeyin yarısı varsa ona 2x demek en mantıklı iştir. Yani Ece kardeşimizin bu davet için 2x tane neyi olsun? Arkadaşı olsun. Önce buraya anladık mı? Tekrarlıyorum. Ece kardeşimizin bu davet için 2x tane neyi olsun? Arkadaşı olsun. Ve Ece ne yapmıştı? Herkese 2 adet kurabiye hazırlamıştı. O zaman Ece 2x tane de arkadaşı varsa toplamda hazırladığı kurabiye miktarı ne biliyor musunuz? 2 çarpı 2x kadar. Önce burayı anladınız mı? Bakın bu 2 çarpı 2x nedir? TKS. TKS ne? Söyle, toplam kurabiye sayısıdır. Tekrarlıyorum. 2x tane Ece'nin arkadaşı var. Doğru mudur? Adam başı 2 tane kurabiye hazırladı. Değil mi? Bunları ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Okey midir burası? Bu güzel. Tamam. Fakat demiş davete ettiğinin yarısı gelmemişti. O zaman x'i geldi. Gelenler x kişi geldi. Onu da yazalım. Gelenler bunlar. X kişi ne yaptı? Geldi. Tamam. Devam ediyor soru. Ece hazırladığı kurabiyelerin tamamını bitirmek için gelen 4 arkadaşına 5'er, diğerlerine 2'şer kurabiye vermiştir. Eşittir yapıyoruz o zaman. Bak bak çok önemli. Şimdi ne yapmış Ece kardeşimiz? 4 kişiye 5'er kurabiye vermiş. O zaman 4 çarpı 5 verdik mi? Evet de artı. Peki toplamda kaç kişi gelmişti? X kişi. Doğru mu? 4'üne kurabiyeyi verdik. O zaman geriye x eksi 4 kişi kaldı. Çok yavaş çözüyorum bak. Tekrarlıyorum. Toplamda x kişi gelmişti. 4'üne kurabiyeyi verdik. Geriye x eksi 4 kişi kalmıştı. Doğru mudur? Onlara da 2'şer kurabiye verdi. O zaman ne yapacağım? 2 çarpı x eksi 4 yapacağım. Bu kısımda arkadaşlar bize yine neyi verir? TKS'yi verir. Yani toplam kurabiye sayısı. Yani soldaki ifade, sağdaki ifade ne olması lazım? Eşit. Çünkü toplam kurabiye sayısı ne yapmaz? Değişmez. Aslında mantıken de yapılabilir. Ben şurada da yaparım. Mantıken nasıl yapılır? 4 kişiye 5'er kurabiye verdiyseniz adam başı 3 tane fazla vermişsinizdir. Burası 12 kurabiye yapar. Bak mantıken çözüyorum. Bak çok hızlı yaparım. 12 kurabiye. Normalde biz kişi başı kaç kurabiye veriyoruz? 2 adet. 12 bölü 2. 6 kişi gelmemiş. 6 kişi grubun yarısıysa toplamda 12 yapar. Cevap da 12'dir. Adana'dır. Ama bu kadar pratik yapmak her babayın harcı değildir. Biz çözelim. 4x eşittir 20 artı 2x eksi 8. Doğru mu? Bu karşıya gitsin. Ne oldu yani arkadaşlar? 2x yazayım hatta. Son sorular zaten. Hoca yazmıyor olur şimdi. 4x eksi 2x olur. Eşittir 12 yapar. 20'den 8 çıkarsa bu ifadenin sonucu 2x eşittir kaç olur? 12. Aslında x'i bulmaya gerek yok ama olsun. X eşittir kaç çıkar? 6. Doğru mu? Bir de ne sormuştu? Okuyalım. Buna göre Ece evine kaç arkadaşını ne yapmıştır diye sormuş.
davet etmiştir diye soru sormuş. Ve bulalım. X'i 6 bulduk. Doğru mu? Bize 2x tane arkadaş vardı. Hatırlıyor musun? Cevap 6 diye açıkladı. Cevap da kaç olur? 12. Yani ne yapacağız x'ten sonra? 2 çarpı 6 yaparsanız Ece 12 kişiyi ne yapmış? Davet etmiş. Anlaştık mı? Gayet de güzel bir sorudur. Evet. Evet, yorulduk. Hazırsanız sayı problemleri derslerimin 30. sorusu, yani son sorusuyla bu dersimizi artık noktalıyoruz. Ara veriyoruz. İleride yine çözeriz ama şu an ara verip bölme bölünme, rasyonel üstü sayı falan gibi dersler yapmamız lazım. Bir an önce üstü köklüye geçmemiz lazım. En azından şu yılbaşı Ocak ayında üstü köklü falan biterse çok daha rahat ederiz arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Bak bu çok kaliteli bir soru bak. Tamam mı? Çok güzel gerçekten. Zemin katında bekleyen iki asansörden biri sadece tek numaralı katlarda, diğeri sadece çift numaralı katlarda durmaktadır. Zemin katında bekleyen iki asansör var. Biri tek, biri çifte duruyor. 8 katlı bir apartmanda asansörle 2 kat arasını 5 saniyede gidebilen bir kapıcı yürüyerek 10 saniyede gidebiliyor. Asansör 5, şu an soruyu okuyorum. Yürüyerek 10 saniye, tamam. Zemin kattan başlayarak 8. kata kadar bütün katlara bir gazete bırakacak kapıcı tekrar zemin kata indiğinde yolda harcadığı zaman en az kaç saniye olur? Siz bol bol bir daha okuyun soruyu. Bak çok önemli. Zemin kattan başlayarak 8. kata kadar bütün katlarda bir gazete bırakacak kapıcı tekrar zemin kata indiğinde yolda harcadığı zaman en az kaç saniye olur demiş. Doğru mu? Bak şimdi iyi izleyin. Çok önemli bir soru. Gerçekten çok güzel olmuş. Şimdi bak. Şöyle bir şey çizeyim mi size? İki tane. Biri şu olsun. Bir de bu apartman arkadaşlar. Nasıl çizdim ama? Ne diyorsun? Şu işi ne diyorsun? Şu katları. Sen bir duygulandırayım mı? Bak şu katlara çizeyim hatta. Bak bak bak. Bu kat olsun. Bak bak. 8 katlı mıydı bina? Kaç katlı oldu şu anda? 1, 2, 3, 4, 5. 3 tane daha mı çizeceğiz? Şöyle yapsa herhalde yeterli olur. Acelemiz yok. Nereye gideceksin sanki? Mecbur bekleyeceksiniz. İsteyen çıksın. Bedava ders zaten. Evet. Beklemek zorundasınız yani. Ne oldu şimdi burası? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir de zemin kat var değil mi? Unutmayalım onu da. Doğru mudur? Tamam. Katların numarasını içine yazayım ben arkadaşlar. Bura birinci kat, bura ikinci kat, bura üçüncü kat, bura dördüncü kat, bura beşinci kat, bura altıncı kat, bura yedinci kat, bura sekizinci kat. Burası zemin kat. Bak ne diyorum? Hodri Meydan bu dersi yapabilen yapsın Instagram üzerinden. Evet, zemin kat da burası. Tamam, çok iyi dinleyin bak. Şimdi kapıcı yürürse 10 saniye gidiyor. Doğru mudur? Ama asansörle çıkarsa 5 saniye gidiyor. Bizim ne var? Ne var? 1'e giden asansörümüz var, 3'e giden var, 5'e giden var, 7'ye giden var. Bir de sağ tarafa bakın. 2'ye giden var, 4'e giden var, 6'ya, 8'e giden var. Bakın bu soruda önemli şey şu. Kapıcı burada. Bak kapıcı şu anda zeminde. En azın mantığı ne? Asansörü kullanması. Bak, en azın burada mantığı kullanabildiği kadar asansör kullansın. Asansör kullan. Anlaştık mı? Mantığı bu. Peki nasıl başlayacak bu kapıcı? Ama asansörün ikisi de zemin katta. Unutma. Bu da önemli. Tamam. İkisi de zeminde asansörleri. Bunlar da asansör. Ne yapacak biliyor musunuz kapıcı arkadaşlar? Şöyle yapacak. Şimdi asansörle örneğin işte ikinci kata çıkacak mesela. Çifte çıkacak. Doğru mudur? Dörde çıkacak. Altıya çıkacak. Sekize çıkacak. Ama sonra asansör yediye inmiyor. Buradaki temel espri şu. Şu asansörle çıkmadan önce ikinci kata şuradaki asansörü yedinci kata gönderecek. Bakın bu çok önemli. En önemlisi burada bu. Bak çok iyi dinleyin. Tekrarlıyorum. Şu asansörle çıkmaya başlamadan önce 2, 4, 6, 8 yapmadan önce doğru mudur? Çünkü biri çift biri tek kata gidiyordu. Buradaki bir asansörü düğmesine basacak. Düğmeye basacak. Ve götürecek ne yapacak? 7. katta bekleyecek. Çünkü 8'e geldiği zaman kapıcı buradayken 8'deyken yürüyerek pıtı pıtı aşağı inecek. Doğru mudur? Buradan da asansörü 5, 3, 1. katları halledecek. Dediğimi anladınız. Bak bu kısım çok önemli. Bak tekrarlıyorum. İki asansör zemin katta. Eğer siz sadece birini kullanırsanız aşağı inerken çok zor vakit kaybedersiniz. Çünkü diğeri buradadır. O tek katlara gitmiyor. O yüzden bunun düğmesine basıyorsunuz. Bu asansörü 7'ye gönderdiniz. Şu an burada asansör var.
Boş, doğru mu? Buradan da siz ne yaptınız? 2'ye çıktınız. Evet. Oradan 4'e çıktınız. Gazete dağıtıyorum bak, gazete. Oradan 6'ya çıktınız. Oradan 8'e mi çıktınız? Peki bu süreç kaç saniye sürdü? Bakın şurayı iyi okuyalım. 2 kat arasını kaç saniye geçiyordu asansör? 5 saniyede. 2 kat arasını 5 saniye geçiyorum. O zaman bakın burada zeminden 2'ye çıktık. 2 kat. Burada 4 kat yani şöyle. 2 kat arası şu demek. Buradan buraya 5 saniye. O zaman burası 10 saniye sürer bak. 1 ve 2. kat. Burası 10 saniye sürer. Burası 10 saniye. Burası 10 saniye sürer. Şu anda kapıcı burada. Ta tepede ve şu anda kapıcının 40 saniyesi geçti. Bakın bu önemli. Kapıcının şu anda 40 saniyesi geçti. Doğru mudur? Çünkü 1'den 2'ye zeminden 1'e 5 saniye. 5 saniye. Doğru. 10 yaptı. 10 burada, 10 burada, 10 burada. 40 saniye geçti. Sonra kapıcı mecburen tek katlara gidebilmek için aşağıya yürüdü. Şu asansöre yürüdü. Peki kapıcı 2 kat arasını kaç saniyede geçiyordu yürüyerek? 10 saniye. Şu anda bir 10 saniye daha harcadı mı? Evet derseniz sevinirim. Evet. Doğru mudur? Bakın 40 saniye yaptı. Şu anda bir 10 saniye daha harcadı. Değil mi? Artı diyorum. Sonra devam ediyorum. Devam ediyorum. Asansör 7'de mi şu anda? 7'de. Buradan 5'e indi mi? İndi. Buradan 3'e geldi mi? Geldi. Buradan 1'e geldi mi? Geldi. Peki 7'den 5'e inerken bir 10 saniye daha harcadı mı? Harcadı. Bir 10 da burada harcadı mı? Harcadı. Bir 10 da burada harcadı mı? Harcadı. Doğru mu? 10, 20, 30 geldi. 30 da burada harcadı. Doğru mudur? Ama kapıcı şu anda nerede? Şu anda kapıcı birinci katta. Burada. Bak kapıcı şu an birinci kata geldi. Zemin kata inemedi. Mecburen buradan zemin kata ne yapacak kapıcı kardeşimiz? Pıtı pıtı inecek. Doğru mudur? Direkt buradan zemin kata tık inecek. O zaman ne olacak onun cevabı da zemin kata inerse 10 saniye sürecek. Ve toplamda şu an ne yaptı? 90 saniyede inmiş oldu. Ama bak şimdi ne yaptık biz şu anda? Biz şu anda çift katlardan başladık. Doğru mudur? Acaba kapıcı tek kattan başlasa bu 90 saniye daha az mı olurdu? Bak en azı mantığı acaba bu mu? Bak bu da önemli. Yani kapıcı ilk başta tek kattan çıkmaya başlamış olsaydı. Burayı anladınız. Burayı siliyorum bak şimdi dinle. Bitmedi dinleyeceksin. Öyle yok öyle. Dinlemek zorundasın. Zaten ben anlatıyorum. O da olabilir bak bilmiyorum bak şimdi bakacağım. Eğer tekten başlar da daha az zamanda şey yaparsa gazeteyi dağıtırsa oradan gideceğim. Ne yapayım? Şu an ne yapalım o zaman? Tekrar başlıyorum soruya. İki ihtimal var. Anlatması uzun sürüyor ama çok güzel bir soru ya. Şu an 90 sayıda bu işi hallettik aslında. Şimdi zeminden bu sefer çift katlı asansöre düğmesine basın. Bunu 8'li kata gönderin. Dursun. Kapıcı önce ne yapsın şu anda o zaman? Birinci katı halletsin. Doğru mu? Zeminden bire gidecek. Bir tekrar gidiyordu ya. Üçüncü katı halletsin. 5'i halletsin. Bir de kaç halletsin? 7'yi halletmiş olsun. Peki zeminden bire 5 saniyede gitti. Doğru mu? Buradan 10 gitti. Buradan 10 gitti. Buradan 10 gitti. Şu an kaç gitti? 35. Çizelim. 35 saniye kullandık şu an. Artı. Kapıcı şu an burada. Ne yapması lazım? 8'inci kata çıkıp asansöre tekrar binmesi lazım değil mi? Yürüdü. Yürümesi kaç saniye sürdü? 10 saniye. Bir 10 da burada harcadı. Artı. Şu an asansöre bindi. Doğru mu? Gazeteyi verdi. 8'den 6'ya geldi. Kaç saniye sürdü? 10 saniye. Bir kat 5 saniye çünkü. 6'dan 4'e geldi. Kaç sürdü? 10 saniye. 4'ten 2'ye geldi. Kaç sürdü? 10 saniye. 2'den zemine indi. Kaç sürdü? 10 saniye. Şu anda kapıcımız tekrar zeminde. Ve toplam 10, 20, 30, 40 saniyede zemine indi. Buranın sonucu 85 yaptı. Gördünüz mü? Demek ki kapıcı eğer tek katlarla başlasaydı burayı en az sürede gazeteleri dağıtmış olurdu. O yüzden cevabımız 90 değil 85'tir. İki ihtimalle düşünmek zorundayız. Bak amma ne soru. Bak bu da ne? ANS. Ne bu? Amma ne soruymuş. Amma ne soruymuş. Gerçekten çok güzel bir sınav sorusu olur. Çok kaliteli bir soru çözdük. Belki de bir sınav sorusudur. Onu da hatırlamıyorum ya. Anlaştık mı? Evet. Ne diyoruz arkadaşlar? Ne diyoruz? Bir yine soru gelmiş. Bakayım ben bir. Evet. Dur bakayım. İşler biraz karışık. Sorularınız var. Soruyu bir daha dinleyin. Şimdi çok uzun bir soru anlattık. Uzun anlattık yani soruyu. Kafanız karışmış. Bir katı 5 saniyede gidiyor. 2 katı 10 saniyede. Asansör bakın 2 kat arasını demek 1 kat demek. Mesela 3'ten 4'e çıkarken 5 saniyede çıkıyor arkadaşlar. Bakın bunu tekrar dinleyin lütfen. Bu da 85 yapar. Bu arada dünkü çözdüğümüz bir tane soru vardı ya. Saat sorusu. Onu da mutlaka şey yapacağım. Bir soru bir cevap koyacağım. Bilginiz olsun. Evet biz dersimizi bitirelim. Yeterli bence. Evde yalnız kalmayın diyoruz. Benle kalın diyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın deyip önce şu render'ı kapatalım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.